Podcast'ından herkese merhaba. Bu hafta çok önemli iki konuyla karşınızdayız. İkisi de küçük baş hayvan yetiştiricilerini gerçekten çok ilgilendiriyor. Bir tanesi Çiftçi Malları Koruma Derneği ile ilgili. Geçtiğimiz günlerde bir kanun değişikliği yayınlandı. Ve bu kanun değişikliğinin içerisinde küçük baş hayvan yetiştiricisini doğrudan ilgilendiren birkaç tane madde vardı. Bunlardan bir tanesi Çiftçi Malları Koruma Derneği'ne üye olma zorunluluğu ve aidat yatırma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Bir diğeri artık devlet küpe takarken, il ve ilçe tarım müdürlükleri küpe takarken sizden küpe ücreti almayacak, sadece uygulama ücreti alacak. Ve sonuncu konu ise bence en önemli konumuz meralar. Meralarda mera komisyonuna iki farklı kurum daha eklendi. Bunlardan bir tanesi devlet su işleri, bir diğeri de muhtarlar. Hepsinin sırasıyla konuşmak istiyorum. Yanımda da çok değerli iki tane konuğum var. Ankara'dayız, Şerefli Koçhisar'dayız. Hemen sağ yanımda Ankara Eli Damızlı Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Savaş Yiğit var. Ve sol tarafımda da veteriner hekim Mehmet Ali Öztürk yer alıyor. Öncelikle Savaş Bey'le başlayacağız konuşmaya. Çiftçi Malları Koruma Derneği nedir, ne iş yapıyordu, neden ona üye olmamız gerekiyordu, sıkıntılarımız neydi ve şimdi hayatımızda neler değişecek? Aslında biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Savaş abi merhaba, nasılsın? Merhaba Melek Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Taburaya kadar yoruldunuz, Allah razı olsun. Rica ederim. Mutlu ettiniz bizi. Şimdi çiftçi malları bizim en büyük sıkıntımız, yani daha doğrusu evdeki kuzuya da arazideki koyuna da hayvan başı 2 TL alıyorlar. Şu an ilçemizde belki 300-500 kişi şu an icralık durumda. ÇKS yaptırmak için evraklarını hazırladığında muhtara gidiyorsun. Muhtar da diyor ki git çiftçi malları korumadan ödediğine dair makbuz al gel. Gidiyoruz. Kaymakama diyorum ki kaymakam bey böyle bir durum var. Kaymakam diyor ben yaptım bu işi. Bu benim emrim, muhtarların yapmış olduğu hareket. Ödeyeceğim diyor yani. Ödemezsen evrağını imzalamıyor muhtar. Ya ödeyeceğim ya da ödeyeceğim. Başka çaresi yok ama bizim mesela meramızda, arazimizde, tarlamızda ne bekçi var, ne koruyan kimse var, ne de sahip var. Yani haybeden bir para bu. Yani bize gerçekten yetiştiriciye bir kambur yani bu. Hı hı. Yetiştirici zaten perişan durumda. Çiftçi mallarına öde. İziraat odasına öde. Şimdi 5000 liraydı küpemiz daha düne kadarı. Adamın 500 tane koyunu varsa 2,5 milyar direkt küpeye veriyor. Yani şimdi yeni bir düzenleme geldi. İşte ilaçlar ücretsiz, küpe ücretsiz dediler. Şap ilacı için müracaat ediyoruz. İlacımız yok diyorlar. Yani sanki parasız yaptılar da kurtulduk mu biz şimdi? Paralı olsaydı da bulsaydık en azından. Şu an ilçe tarım, şap, veba, bu tür ilaçların normal hizmet bedeli alacaktı. Şu an bu kez de ilaç yok elde. Anladım. Peki abi bir şey merak ediyorum. Çiftçi Malları Koruma Derneği nedir? Neyinizi koruyor? Ne yapıyor? Şimdi benim bildiğim kadarıyla Çiftçi Malları Koruma Derneği 1941'de bir yasayla açılmış, kurulmuş, evet, dernekler. Evet. Çiftçinin mallarını korumak için kurulduğunu varsayıyorum. Evet. Buradan bakınca. Peki neyinizi korudu? Ne için para yatırıyordunuz? İşte, ne yapıyordunuz? İşte, ne yapıyordu bu? İşte ben onu da demeye çalıştım. Zaten bekçimiz olsa, ekinimizi korursa, paramızı alsa tamam deriz. Bekçi olduğunda ekini korur ama hayvanları nereden koruyacak? Evet, bizim hiç, koyunumuz, keçimiz zaten merada dolanıyor. Bir durum yani. Merayı, bizim merayı koruması anlamında bir şey yapılmıyor. Çiftçi merayı korumada da bir anlam yok. Benim köyümün merasını korunmamış mera için ücret talep ediliyor. Korumuyor. Mesela diğer köyün hayvanları geldiği zaman onu koymaması lazım o zaman. Ya da benim merama sahip çıkması lazım. Meraya sahip de çıkmıyor. Yani meralar sürülmüş. Hayvan gidecek yerimiz yok. Çeşme başları sürülmüş. Su içecek yer yok. Şimdi benim şu an köye gidiş geliş yolum normalde 2000 koyunluk sürü geçebilirdi. Daha önceki zamanlarda. Şu an bir traktörle zor geçebiliyoruz. Koruma başkanı gelmiş diyor ki sen bu yoldan geçmeyeceksin. Ben bu yoldan geçmeyeceğim de ne yapayım ben, bu koyun eve gidecek mutlaka. Helikopterle indireceksin. Sağ helikopterde sağ bulamıyorum. Helikopter bulabilsem helikopterle götüreceğim. Aslında çiftçinin sıkıntısı şimdi, şöyle. Yetiştirici, o ekin sahibi kendine göre haklı ama ben de haklıyım. Merayı sürmüş adam. Yani en az 40 metre olan bir yol şu an 5 metre.
Meral ile ilgili kısma geleceğim. Orasını uzun uzun konuşacağız evet. abi mutlaka. Peki şöyle bir şey oluyor mu? Çiftçi malları herhangi bir doğal afet vesaire sonrasında sizlere herhangi bir tazminat ödüyor? Böyle şeyler de oluyor mu? Vallahi yaşanıyor ben, mu? Ben hiçbir şey duymadım bugüne kadar. İlçede biraz da kendim işte yönetimden dolayı bütün hayvancı arkadaşları da tanıyorum. Herkes de beni aradığı zaman oluyor böyle. İşte meramız sürüldü, yolumuz yok, gidemiyoruz. İşte şikayet edildiğinde ceza yazılmış, beni arıyorlar. Sanki ben farklı bir gücümüşüm gibi. Ben de sıradan onlar gibi bir koyuncuyum. Yani yapacak hiçbir şey yok şu an. Şu an yetiştirici kadar çaresiz hiç kimse yok. Tabii bir de bu çiftçi mallarına ödenen ödenek bildiğim kadarıyla ilden ile değişiyor. Yani evet. işte siz burada 2 lira ödüyorsunuz ama farklı illerde farklı rakamlarda. Yani yanlış duymadıysam 10 liraya kadar ödeyen, hayvan başına 10 liraya kadar ödeyenler varmış bizim, diye duydum. Bizim ilçemizde küçük baş 2 lira, büyük baş 5 lira, tarlanın dönümü de 1500 yani 1 lira 5 kuruş işte. 1,5 lira. Eski paraya göre. O zaman aslında bu yapılan kanun değişikliği küçükbaş hayvan hatta belki büyükbaş hayvan yetiştiricisinin üzerindeki yükü de bir nebze kaldırmış oldu. Bütün yetiştiricilere geçerli bu zaten. Şimdi Savaş Yiğit'in işletmesinde 500 koyun vardır. 500 de kuzu vardır. Küfeyi taktırdığın gün işletmeye girmiş zaten. 1000 taneden bedel ödüyoruz. İşte A kişisinin 500 tane 300 tane ineği vardır. Araziye hiç çıkmıyordur ama işletmede olduğu aslında için o da ödemek zorunda. Savaş abi sorun parayı ödemek gibi değil de aslında çiftçinin malı olan meraya yönetimin, devletin ya da idarenin sahip çıkmaması. Yani şu mera hakikaten bakılsa, kontrol edilse, kendi hat çizgileri içerisinde olsa ve ideal bir mera olsa 2 lira değil 5 lira da verirse bu yetiştiricinin zoruna gitmez. Yani burada konuşulması gereken aslında 2 lira, 3 lira, 5 lira o meblağlar çok ciddi bir meblağ değil ama karşılığında bir şey alamıyor. Hiçbir şey alamıyor. Atıyorum meralar %50-60 şekilde küçültülmüş, hayvanın geçeceği yol kalmamış. Evet. En büyük şikayetler bunlar. Yani ben hayvanımı götürecek yol bulamıyorum, otlatacak mera bulamıyorum. Herhangi bir sorunum, sıkıntım olduğu zaman mera anlamında bir bekçi, muhatap bulamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ve karşılığında bir ücret veriyorum. Ya böyle bir mantık var mı? Aslında çiftçinin, yetiştiricinin şikayeti bu olması lazım. Yani o verilen 2 lira aslında çok bir para değil. Ama karşılığındaki şeyi görebilse problem olmayacak yani. Hocam, ben onu dile getireyim. Değişik illerde de çiftçi malları koruma başkanlığı lav olmuş. Yani mesela bir Kırşehir'e gittiğinde Kırşehir'de böyle bir kanundan yeri yok yani. Çiftçi malları diye bir şey yok. Ama Ankara'da ya merayı ıslah edip koruyabilecekse iyi bir şey aslında. Ankara'da yani sanırım belki 2-3 ilçede var diye biliyorum. O zaman yani her ilçede bu yok. Bu aslında hakikaten bu kanun değişikliği bizim çok işimize yaradı evet. ve iyi ki yapıldı diyoruz. Bir diğer konumuz biraz önce bahsettik zaten dedik ki yetiştiriciler bundan sonra küpe parası ödemeyecekler. Özellikle geçtiğimiz yıldan itibaren yetiştiricilerin ödedikleri küpe parası oldukça fazlaydı. Neden? Evet. Arafider dediğimiz ya da işte yetiştiricilerin çipli dediği küpe evet. sistemine geçtik. Evet. Bunların da maliyeti çok yüksek. 4 liradan başlıyor 6-7 liralara kadar çıkıyor. Evet. Tabii küpleme devletin elinde olan, bakanlığın elinde olan ve bakanlığın hizmet olarak götürdüğüydü. Bundan sonra tabii bu küpeyle ilgili şunu söylemem gerekiyor. Şimdi geldiklerinde bu arada inanılmaz bir rüzgar esiyor. Sanırım yağmur geliyor, bereket geliyor. Hemen mi geldiler küpe parası ödemeyeceğiz mi? Hayır değil. Kanun değişikliği yapıldı. Bu yayınlandı resmi gazetede. Ama bunun uygulanabilmesi için Tarım Bakanlığı'nın bir uygulama tebliği çıkartması gerekiyor. O uygulama tebliğinde bunun nasıl yapılacağını anlatacaklar. Hani ne şekilde yapılabileceğini. Ancak ondan sonra ücret ödememeye başlayacağız. Daha şu an ücretli yani. Şu anda ücretli. Henüz bu uygulama tebliği evet. çıkmadığı için. Tabii ben hazır Mera'dayız. Bu arada da senin hayvanlarınla birlikteyiz. Orta Anadolu Merinosu. Evet. Aynı zamanda da ıslah projesi yapıyorsun evet. hayvanlarına. Çok güzel görünüyorlar hayvanlar. Çok sağlıklı, çok bakımlılar. Tabii sen Mera'yı çıkartıyorsun ama ek besleme falan da yapıyorsun bunları seninle zaten. Veterinerim sağ olsun. Veterinerimiz sağ olsun. Sağım da yaptığı için koyunun bir kısmı, büyük bir kısmı da evde zaten. Şimdi Savaş abim son 2-3 yıldır da sağım yaptığı için koyunun bir kısmı da Mera'dan eve gidiyor, sağlıyor, ek yemleme yapılıyor, tekrar Mera'ya çıkıyor. Bunlar sağılmayan, ufak annesinin yanında kuzusu olan koyunlar.
Siz tabii biz buradan çıktıktan sonra eve gideceğiz. Sağım bitmiş olacak ve yengemiz evde çok güzel yoğurt ve peynir yapıyor. Öyle zannediyorum ki bu programa yetişmeyecek. Önümüzdeki hafta onu ekranlara getirebileceğiz. Ama o bölümü de mutlaka kaçırmayın. Yok böyle bir koyun yoğurdu, koyun peyniri. Koyun yoğurdu her yerde güzel. Değil mi? Her yerde güzel. Çok yani lezzetli. İnsanların hani özünü arıyor ya, geçmişini, köyünü arıyor, arazisini arıyor. Koyun yoğurdu öyle hasretlerden birisi oldu aslında. Hocam şu an koyun yoğurdu lüks oldu artık. Evet. Şimdi koyun yoğurdu lüks oldu fakat bizim bir farklı bir şeyimiz var. Biz de makinalı sağım yapıyoruz. Biz de el değmiyor. Yani normalde o koyundaki bir yoğurttaki bir farklı bir koku var. O koku bizim yoğurdumuzda olmaz. Çünkü makineyle yıkan sağıldığı için önce memeleri yıkanıyor. Yani. Ondan sonra makineyle büyükbaş sağar gibi. Ondan dolayı yani sadece hijyen açısından sağlıklı olduğuna ya da temiz olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki haftayı kaçırmayın. Koyun yoğurdu, koyun peyniri yapımını ekranlara getireceğiz. Çok da önemli. Küçük aile işletmesi butik bir şekilde yapıyorlar. Ankara için çok çok önemli. Çünkü Ankara'da birçok koyun yetiştiricisi, sürü sahibi ne yazık ki hayvanlarını sağmıyorlar, koyunları sağmıyorlar ve böyle bir değer gidiyor, yok oluyor. O yüzden haftayı kaçırmayın. Abi şimdi geri dönüyorum. Evet. Kanun değişikliğinin içerisinde bizleri üzen bir kanun değişikliği daha oldu. Ne oldu? Mera komisyonları var. Bunu zaten daha önce de konuşmuştuk. Sıkça da ekranlara getiriyorum. Her ilin bir mera komisyonu var. İlgili vali yardımcısı başkanlığında kuruluyor. İçerisinde işte vali yardımcısı var, belediye var, kadastro var, artık devlet su işleri var. Evet. Bir ziraat mühendisi var. Bakanlığın taşra teşkilatı, yani il müdürlüklerinden mutlaka il müdürü ve il müdürünün altında çalışan bir uzman ziraat mühendisi gibi isimler var. Şimdi bu yeni gelen kanun değişikliğiyle birlikte mera komisyonlarında iki isme daha yer verildi. Bir tanesi devlet su işlerinden bir yetkili olacak denildi. Bir de muhtarlar olacak denildi. Biz açıkçası beklentimiz bu kanun değişikliğinin yapılacağını, taslakların görüşüldüğü dönemde koyun keçi birliklerinin mera komisyonuna girmesini bekliyorduk. Ama çıkan sonuç muhtarlar oldu. Abi nasıl değerlendiriyorsun bunu? Muhtarlar zaten daha önceden de vardı. Muhtarlar bunun en büyük sıkıntı zaten muhtarların kendisi. Çünkü oy var, seçim var. Gelecekte A kişisi bana oyunu vermez diye sürülen meraya zaten göz yumuyordu. Şimdi bugüne kadar mera göz yumuluyordu. Muhtar zaten önceden de vardı. Şimdi tam komisyonun içine girdi. Bu gazda rant döner bundan sonra yani. Şimdi muhtar ya da valilik ya da devlet su işleri benim dağdaki meramın nasıl bir düzende hareket edildiğini bilmez ki. Buna damızlık birliklerine vermesi lazımdı ki esas meranın sahipleri onlardı. Esas meranın sahibi benim. Şimdi benim bildiğim köydeki merayı ne devlet su işleri bilebilir, ne belediye bilebilir, ne de kaymakam bilir. Çünkü ben sürekli 24 saat meradayım. Yani kişi tarlasını sürmüşse ben onu görürüm. Yolunu sürmüşse ben onu görürüm. Suyu yoksa bilirim. Suyunu yoksa bilirim. Ot kalitesini bilirim. Bilirim. Şimdi Ankara'daki devlet su işleri ya da işte bir kurumlar bizim köydeki meranın ne durumda olduğunu bilmez. Adam sabahın gelip tarlada traktörüyle tarlasını sürerken ben oradan yarım metre sürmüşse onu görebilirim. Ben görürüm onu. Muhtar ben dersin muhtar görür. Muhtar da adamın 5 tane oyu varsa bana bir dahaki dönemde oy vermez diye seslenmeden kapatır bu işi. Ya ne yazık. Meranın sahibi esas mera sahipleri hayvancılardır. Hayvancıları göz ardı etmemeler lazım. Ki örgütlenmiş bir hayvancılık altyapımız evet. var. Hem büyükbaş için hem küçükbaş için. Yani meralardan daha çok küçükbaş hayvancılar yararlanıyor. Büyük. Evet. Ama tabii büyükbaş da var. Zaten devlet eliyle örgütlenmiş hem küçükbaş hem de büyükbaş birlikleri var. Evet. Ve bizatihi bu işi yapmak için varlar. Yani onlar yetiştiriciler. Bütün o şehrin koyun keçisiyle hatta sığırıyla, ineğiyle uğraşan insanların bağlı olduğu yerler. Evet. Her türlü şikayetini ilettikleri yerler bunlar. Yani neden mera komisyonunda sadece her ilde bir birlik başkanını dahil ederek birçok meranın, birçok yetiştiricinin sorunu çözmüş, derdine derman olmuş oluyorsun. Evet. Ama nedense biz yıllardır bir şekilde bu mera komisyonlarında koyun keçi birliklerini, sığır birliklerini dahil etmeyi başaramadık. Başaramadık. Onun yerine
muhtarları. Ben Koyun Keçi Dünyası'nın her platformunda, yani sosyal medya aracılığıyla da, internet sitesi aracılığıyla da, televizyon aracılığıyla da en çok duyduğum şikayet şu. Şu mera için bir şey yapın, lütfen sesimizi duyurun. Evet. Biz muhtarlardan bıktık. Şimdi muhtarlar da gerçekten işini iyi yapan tüm muhtarları tenzih ediyoruz elbette. Ama hani ortada da böyle bir durum var. Aynı köyün insanısınız. Adam orada ekiyor. Yani meranın canını okumuş. Ben bile gözümle kaç tane köyde gördüm. Konuşulan konu şu. Şimdi o da komşumuz, o da komşumuz. Hangisinin gönlünü kıralım Melek Hanım? Şimdi, ha, maalesef. Bu gönül kırma meselesi maalesef değil ki. Orası benim koyunumun, keçimin yeri. Senin domates ekeceğin yer değil. Orası benim hakkım. Eğer sen benim hakkımı savunmuyorsan orada ben nereye gideceğim? Bir de sen resmi olarak artık komisyonun içerisindesin. Benim bunu anlama ihtimalim yok. Ben belki bu konuda biraz agresifim. Evet. Ama nasıl olur da mera komisyonlarında doğrudan bu işin sahiplerine yer verilmez anlamam da çok mümkün değil abi açıkçası. Maalesef öyle. Maalesef öyle. Ama biz bu merayının peşini bırakmayacağız. Bizimse, ben geçen gün bir köşe yazısı yazdım ve aynen şu cümleyi kurdum. Mera bizimse siz tok biz de tok. Evet. Mera bizim değilse siz aç biz de aç. Başka hiç yolu yok. Yani bugünün yarını da var. 10 yıl sonra yaşayacaklarımızın müsebbibi biz olmayız bu saatten sonra. Değil mi Savaş abi? Aynen öyle. Aynen öyle. Teşekkür tamam. ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Peki. ediyorum. Ben o zaman Mehmet Ali Bey'e dönmek istiyorum. Meralarla ilgili evet. böyle bir gergin konuşmalar. Meralara bir şey ilave etmek istiyorum. Şimdi biz Türkiye'de eti ucuz yemek için yurt dışından hayvan ithal ediyoruz. Güney Amerika ülkelerinden ve Avrupa ülkelerinden. Bunların hepsi de geniş meralara sahip. Meralarını ıslah edilmiş kısmen, meraları belli bir düzene oturtulmuş ülkeler. Ondan dolayı hayvancılık ilerlemiş ki bizim ülkemize hayvan satabiliyorlar, atıyorum karkas satabiliyorlar. Bunun tek sebebi meralarına sahip çıkmaları. Yani Türkiye Cumhuriyeti olarak biz meramıza sahip çıkamazsak biz Türkiye'de ne eti düzeltebiliriz, ne meraya bağlı buzağı üretimini düzeltebiliriz, ne de kuzu üretimini düzeltebiliriz. Yani bizim meralarımızı, mera çizgilerimize ve mera ıslahına ehemmiyet vermemiz gerekiyor. Evet. Mera konusunda bunu ilave etmek istedim. İthalatın önüne geçmek istiyorsak, milli üretimi, %100 milli üretimle devam edeceğiz yani diyorsak stabil, bunun altyapısında oluşturmak. Üretimi stabil tutabilmemiz için şu araziye sahip çıkmamız gerekiyor. Bizim başka şansımız yok. Yani bu arazi olmazsa bu otu ben bahçemde, evimde, ahırımda doğal olmayan şartlarda bir şekilde yapamam, üretemem yani. Evet evet size sorayım, biliyorsunuzdur. Bu köyde nere işgaliyesi var mı? Burada değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin genelinde var. Gezdiğim, gördüğüm her yerde var. Peki köyde sadece var mı? Yani burada bu da bölgede. Var. Olmaz olur mu? Az önce Meran'ın çıktığımız yolda ben 12-13 yıl önce geldiğim zaman yan yana iki araba fevkalade geçerdi. Yan tarafta da traktörler dururdu. Şu an bir graydar yolu açılmış. Peş peşe çıktık geldik. O da yeni açılmış yani. Belki 20 gün önce gelseydiniz sizin arabanız zor gelebilirdi. O derece. Evet. Peki. Hazır mera. Mera sezonu da açıldı. Artık çobanlar, yetiştiriciler hayvanları meraya çıkarmaya başladılar. En temel soruyu sormak istiyorum. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde meranın önemi nedir? Küçükbaş hayvan yetiştirici de meranın önemine şudur. Bizim koyunlarımız biliyorsunuz Türkiye coğrafi yapısı olarak aşağı yukarı 10 ay 11 ay merada dolaşan, gezen ırklara sahibiz. Dışarıdan gelen ırklar da hemen hemen aynı şekilde. Yani ben öyle bir şey düşünün ki yaşam alanınız zaman anlamında %90'ı dışarıda geçireceksiniz. Yani dışarıda bu hayvan parklarda ya da gezmelerde, deniz kenarında geçirmiyor. Sadece yaşamı için, devamlılığını sağlayabilmek için ot arıyor. Anlatabiliyor muyum? Bunun da sağlandığı yerin adı mera. Bu mera ne kadar değerli, ne kadar çeşitli, ne kadar korunaklı, ne kadar insan eli değmemişse benim yetiştiricim, bizlerin hayvanları o kadar sağlıklı, o kadar geniş, o kadar üretken olur. Yani meranın hayvan için ehemmiyeti en büyük sebebi hayvanın normal yaşamı alanı. Eğer bizim meramız olmazsa, biz bu hayvancılığı yapacaksak, koyunculuk yapacaksak ne yapacağız? Dışarıdan ya kaba yem üretimi yapacağız ya da kaba yem satın alacağız ya da fabrika yemi satın alacağız. Bu da ne yapacak? Girdilerimiz %100'lerden, %10'lardan %80-90'lara çıkacak. Bu da maliyetleri yükseltecek. Bir koyun üretiminde
mera kullanımı ne kadar azalırsa kuzu maliyeti artacak. Bu da koyunculuğun zaten bu kadar zor şartlarda yapılıyor. Bu da hayvancılığı bırakmasına sebep olacak. Çok haklısınız. Peki bir şey sormak istiyorum. Yine koyun keçi dünyasında çok sık rastladığım bir şey. Doğru mu diye sormak istiyorum. Bir koyunun ya da keçinin, fark etmez küçük beşin, 12 ay boyunca tüm beslenmesini meraya bırakması doğru mu? Doğru, çünkü mera biz her zaman bir yeşil ot olarak algılamamamız gerekiyor. Çünkü kuru madde bazında değerlendirdiğimiz zaman merada bazen kuru madde oranları düşer, bazen yükselir, bazen tane oranları artar. Mera dediğimiz zaman sadece yeşil alan algılamayalım. Ekili ekilden sonra girdiğimiz alanlarda bir yayılım alanına giriyor. Atıyorum bir dağda gezildiği zaman da yağlı otlardan yiyor. Anlatabiliyor muyum? Çeşitli otlardan yiyor. Bu da ham madde çeşitliliğinden dolayı, yağlı ürünler, nişastalı ürünler ve yeşil ürünlerin çeşitliliğinden dolayı hayvanın beslenmesi için ideal oluyor. Ama iklim şartları vesaire gereğince özellikle doğum öncesi ve doğum sonrası bir ek beslemeye de gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi benim kişisel yorumum bu ama meramız, ne dersiniz bilmiyorum. Diyet olarak hayvanın belli bir alması gereken Melek Hanım protein ve enerjiye ihtiyacı vardır. Bunun yanında vitamin, minerallere ihtiyacı vardır. Eğer biz meramız vasıf olarak kalitesizse, bu özellikle kışa girmeden son 2 ayda 3 ayda merada değerli otlarımız kurumaya yüz tutmuşsa, tane oranlarımız yayılım alanında ekili alanlarından sonraki tane oranlarımız azalmışsa, ilaveten yetiştirici eve getirdiği zamanlar, çünkü doymayacak, koyun hissettirecek, yetiştirici de zaten bunu bilir, ilave yem vermek zorunda. Hele kışın o çok karın olduğu zamanlarda, meranın arazisinin ıslak olduğu zamanlarda da içeride ilaveten beslemeyi yapacak muhakkak. Lafı açıyor. Şeyden dolayı bunu söylüyorum. Biliyorsunuz kuzu oğlak ölümleri, buzağı ölümleri de. Türkiye'deki yetiştiricilik ve karlılık anlamında işletmeleri en çok zorlayan konulardan bir tanesi. Ciddi anlamda kuzu oğlak ölümümüz var. Özellikle doğum öncesi ve doğum sonrası hayvandaki besleme yetersizliğinden kaynaklı bu oran yükseliyor gibi bir durum var diye düşünüyorum. Şimdi ben. Biz bunun önüne geçilebilir mi acaba diye. Bunun önüne önce şu şekilde geçebiliriz. Yani az önce de izah ettiğim gibi hayvanın ihtiyacı olan bir enerji ve protein ve vitamin mineral dengesi var. Eğer biz bunu yetersiz veriyorsak hayvan güçsüzleşecek, yavruya da bunu aktaramayacak. Yavru da ya cansız doğumlar ya da anomali doğumlar ya da problemli doğumlar başlayacak. Anne de bu noksanlığa bağlarak doğum sonrasında yıkılmalar meydana gelecek. Bunun en büyük sebebi doğum öncesi bakım beslemenin noksanlığı ve hayvanın yaşam süresi boyunca gerekli vitamin, minerali eğer araziden almamışsa dışarıdan verilmemesinden kaynaklanıyor. Ölümlerin en büyük sebebi bakım besleme olduğu kadar doğum sonrasında özellikle kuzularda, Savaş abim de bunlar defaatçe şahit oldu yıllar önce. Kuzuların ishal olması ve akciğer problemidir. İshal problemlerini biz doğumdan bir ay önce, 1,5 ay önce yaptığımız aşılarla bunu neredeyse %1'lere, 1/5'lere kadar ciddi oranlarda indirdik. Eğer bir kuzu... Bu sene kuzuların hepsi doğdu abi. Ne kadar kuzu ölümü? Yani kuzu ölümü mutlaka olmuştur ama %10'dur en çok. En çok %10'dur çünkü. İyi bir rakam ama değil mi %10? Bile çok bir rakam. Şimdi yani bizde ben önce Allah sonra hocamın sayesinde Allah razı olsun. Ben 3 yıldır daha öncelerde yaşadım ama son 3 yıldır hocamın önerisiyle bizim aynı zamanda aile hekimimiz, aile dostumuz, gönül bağımız var. Ama hayvanlarımın ben ne biliyorsam benden çoğunu... Mehmet Ali Bey'e emanet. Mehmet Ali hocam biliyor. Evet. Biz 3 yıldır benim bir tane kuzum ishalden ölmedi. Bir tane kuzu ishalden öldürmedim. Ha tabii ki ikiz olmuştur, görememişizdir. Yani teknik hatalar olmuştur belki. Bir de biz bu yıl problem yaşadık, anomali problemi. Bir öyle %10'a ulaştık herhalde. Ama o bile Türkiye ortalamasının altında evet. Tabii. Şimdi bu kuzu ölümlerinin mesela Türkiye'deki en büyük materyal sorunun probleminin olması da buzağı ölümlerinin en büyük sebebi ishal. Şimdi meraya çıkan her hayvanda sütçü ırkların çoğu meraya çok dayanıklı değildir. Ama meraya çıkan kombine verimli, atıyorum koyun olsun, büyükbaş olsun, bunların buzağlarının en büyük ölüm kaynağı ishaldir. Bu ishalin de en büyük sebebi ekolidir. Ekoliye karşı üçlü, dörtlü çok güzel aşılarımız var. Yine bu ishale sebep olan viral aşılarımız var. Ekoli nereden
yapıyor? Ekoli suda olur, doğada olur, merada olur. Anlatabiliyor muyum? Yani her yerde bizim günlük içtiğimiz belediye şebekesinden içtiğimiz suyun içerisinde bile ekoli vardır. Anladım. Eğer gerekli dezenfeksiyonu yapmazsak aynı şekilde bizde de oluyor. Küçük hayvan bu ekolinin toksinlerine, bu mikroba çok fazla dayanamaz. Dayanamadığı için de ikincil enfeksiyonlar peş peşine gelir. Peki o zaman şöyle mi? İkinci sorum da buydu zaten, oraya bağlamak istiyorum. Mera'ya çıkarken önlem almak açısından bu aşıyı vurarak mı? Onu şöyle yapıyoruz Melek Hanım. Gidiyor doğumdan bir ay önce, 45 gün önce annelerine yapıyoruz. Annelere bunu aşı yaptığımızdan dolayı anne sütünü emen her kuzu, her kuzu doğal bir bağışıklık sağladığından dolayı bu etkene karşı bağışık olmuş oluyor. Bunun dışında da eğer bu aşıyı yapmadı yetiştiricimiz ya da çeşitli nedenlerden dolayı ihmal geldi. Doğumdan sonra bu etkenlere karşı aşılar var. Kuzuya onları yapabilir. Hı hı. Yine bunun yanında viral ishale sebep olan ya da başka akciğer problemlerine neden olan etkenler vardır. Bunlar için de yine doğumdan önce ve doğumdan sonra kuzulara uyguladığımız aşılar vardır. Burada en önemli sebep, eğer biz koyunlarımıza bu aşıları yaptığımız zaman ishali de binde bir, yani oran binde birlere, yüzde birlere düşürdüğümüz zaman, kuzu ölümümüz olmadığı zaman zaten yetiştiricinin yüzü güler. Yani, anlatabiliyor muyum? O ekonomi dengelenmiş oluyor. Zaten kuzu herhangi bir enfeksiyon anlamında bu ölümcül sebepleri olan aşıları yapar isek, atıyorum doğumdan önce gebelik döneminde vitamin takviyesini iyi yapar isek, çünkü arazilerimiz çeşitli mineraller bakımından noksan, bunların takviyesini özellikle E vitamini, selenyum, bakır, çünkü bazı kuzu anomalileri oluyor. Bunların en büyük nedenleri bakır noksanlıklarından oluyor, selenyum noksanlıklarından oluyor. Bunların takviyelerini iyi yaparsak daha güçlü, daha dirençli, daha sağlıklı kuzular elde ederiz. Tabii. Annelerimiz de sağlıklı olur. Yani şöyle, belki bir kuzu için 30 liralık bir harcama yapacağız, bir maliyetimiz çıkacak aşıları ve bakımı beslemesiyle, ama bir kuzuyu kurtarmış olacağız. O da bize 1000 lira olarak geri dönmüş aynen. olacak. Aynen. Ya her kaybolan kuzu aslında yetiştiricinin kuzusu değil. Benim Türkiye Cumhuriyeti'min, ülkemin kuzusu. Anlatabiliyor muyum? Yani Savaş abi'de yok olan kuzu, emin olun Şerefli Koçlar'da yok olan ettir, Türkiye'de yok olan değerdir yani. Çok biz bunun bilincinde olursak bireyler olarak, yetiştirici olarak, hekimler olarak bu ülkede bazı şeyleri bu şekilde aşarız. Onun dışında kuzular hakkında şunu söyleyeceğim. Şimdi gerekli aşılarımızı yaptık. Kuzumuz doğdu. Ayrı bölmelerimizi aldık. Annelerine emdirdik. Annesini tanıttık. Ondan sonra sürüye kattık. Tabii kuzuda savaşan etkenler azalmıyor. Bu sefer parazitler çoğalmaya başlıyor. İlk 20 gün, 20. günde biz kuzularda şerit enfestasyonları için uygulamalar öneriyoruz. Onun dışında kuzu büyümeyi daha iyi, daha sağlıklı sağlasın diye Savaş abim de özellikle ikizlik oranları yüksek olduğu için çeşitli vitaminler, mineraller takviye ediyoruz ilk bir ay içerisinde. Tekrar bu aynı parazit ve vitamin takviyelerini 3. ayda tekrarlatıyoruz ki halk arasında cinlenme, koyunun yıldızları sayma hastalığı dediğimiz hastalıkları önüne geçmiş oluyoruz. Kuzu ondan sonra kendini kurtarıp gidiyor. Bunları peki, yaptığımız sırada zaman şey nasıl oluyor? Yani artık meraya çıkacak evet. hale geliyor. Peki o sürüye ve kuzulara meraya çıkmadan önce yapmamız gereken şeyler var mı? Ne yapmamız lazım meraya? Kuzumuz doğdu. Yoksa direkt gönderiyoruz. Kuzumuz doğdu. Belli bir kıvama geldi. Annesine alıştı. Emmeye başladı. Bahar ayı geldi. Meraya çıkacaklar. Merada neyle tanışacak bu kuzumuz? İşkembenin florasının oluşması için bir kaba yemle tanışmak zorunda. Çünkü işkembe doğduğu zaman dümdüzdür. O arı peteği görünümdeki, işkembedeki görüntüyü hayvan aslında otla tanıştığı zaman, kaba yemle tanıştığı zaman yapar. Hem işkembe gelişimi anlamında, anlatabiliyor muyum? Hem de bu otu, atıyorum fabrika yemini yediği zaman vücut, mide, bağırsakta çeşitli toksinler çıkar. Eğer bu toksinlere vücutta bir onu algılayacak antikor, antijen iletişimi yoksa biz her zaman koyunlara ve kuzulara yılda iki defa yapabiliyorsa, yapamıyorsa en az 8 ayda bir defa enterotoksem aşısı dediğimiz, diğer adıyla yem karım aşısı dediğimiz, meraya çıkmadan annelerine ve kuzularına bunları yapmasını öneriyoruz. Ot aşısı dediğimiz ot aşısını. Şey, özellikle kuzulara bunun 20 gün sonra tekrarının yapılmasını öneriyoruz. Çünkü tek aşıda tam bağışıklığını göremiyoruz. Onu sağlıyoruz. Ondan sonra kuzularımız meraya çıkıyor. Meraya çıktıktan sonra bahar geliyor. Yağmurlar falan çekildikten sonra merada keneler başlıyor bu sefer.
kene mücadelesi yapmamız gerekiyor. Çünkü keneden yayılan kan parazitleri dediğimiz hastalıklarımız oluyor. 4 çeşit. Bunları bir koyuna ya da bir kuzuya bulaştığı zaman bu etin tüketimi de normal değil. Direkt imha oluyor. Sarılık, diğer tabiriyle sarılık. Onun için keneyle mücadele etmediğimiz zaman bu hastalığın da önüne geçemiyoruz. Tedavi oranımız gerçi düzelme oranlarımız %50'lerde 60'larda yakaladığımız zaman ama yakalayamadığımız zaman da ani ölümlere yüksek ateşten dolayı sebep olabiliyor. Bahar, Mart aylarından sonra kene mücadelesi. Ondan sonra kıştan koyunlar yoğun içeride asitli ortamda, havasız ortamda, yer yer kapalı bir ortamda kaldığı için tüyleri de uzattıkları için derilerin arasında böyle yabancı haşeratlar, illa bunların atlarına bit pirekene dememize gerek yok. Gözle görmediğimiz bir sürü haşeratlar oluşuyor. Tüyler büyüyor. Bunların kırkımları, banyoları, bunların banyoları ve çeşitli dış parazitlere karşı ürünlerin kullanılmasını koyunlar anlamında da öneriyoruz aşının yanında ilaveten. Bilek Hanım. Çok iyi özetlediniz Mehmet Ali Bey. Mera'ya gitti, bunları yaptı. Mera'ya gitti. Bir de Mera'dan dönüşü var. Evet. Mera'dan döndükten sonra yapmamız gereken bir şey var mı? Mera'dan dönüş anlamında genelde de kışın evet, söylüyoruz. Mera'dan dönüşte muhtemelen eğer gebe olacak hayvan gerçekte bir koyunculuk yapıyorsak gün dönümünden sonra 9. aydan sonra bizim atalarımız hep koçu havaların soğuduğu zamanlar 9. 10. aylarda bırakmışlardır. Özellikle Orta Anadolu'da, Doğu Anadolu'da bu çok yaygındır. Ama maalesef ben şimdilerde görüyorum ki son 3-5 yılda koç sürekli içerisinde, gebelik süreleri belli değil. Kimi hayvanlar boş, bunlar belli değil. Ama doğru olandan tarafa ben bahis etmek istiyorum. 9. 10. aydan sonra koçu bıraktıktan sonra dönüşlerimiz genelde kar düşmeye, yoğun yağmurlar düşmeye başladığı zaman 12. ayda 1. aya doğru koyunlarımız eve doğru gelirler. Tabii bu arada eve gelmeden önce 7. ayda 8. ayda yine bu paraziter mücadelelerimiz, E vitamini, selenyum, çünkü hayvan doğum yaptı. Rahmini, uterusunu kendine ayarladı. Tekrardan bu hayvan gebe kalacak. Bunun için vitamin mineral takviyelerinin yapılması, yine yıldan yıla çiçek aşısı, veba aşısı, şap aşısı, bunları bu gebe kalmadığı dönemde bunları yapıyoruz. Çiçek aşısını belki gebe kaldığı dönemde de yapabilir. E vitamini, selenyum takviyesi ve son dönemde o kuzularımız hasta olmasın diye annelere aşıyı yapıyoruz ki koyunlar ondan sonra enterotoksem aşısı kıştan da içeri girmeden de yapabiliriz, o taşısı dediğimiz yem aşısını. Ondan sonra içeri alıyoruz. İçeri aldıktan sonra bu sefer araziden geldi hayvan, kapalı bir ortama geliyor. İster istemez elbiselerini çıkarttığımızı düşünün. Hayvanlarda öyle bir şans olmadığı için bir anda ortamda bağıl nem arttığından dolayı bu sefer yine parazit enfestasyonlarıyla karşı karşıya. Bunlar için müdahale yaptırıyoruz. Gerek bir banyo eğer havalar iyiyse. Onun dışında çeşitli ivermektin ilaçlar kullandırıp dış parazitlerle mücadeleyi yapıp ondan sonra koyunumuzun bakım, besleme ideal olacak şekilde besleme önerilerinde yetiştiricilerimize bulunuyoruz. Harika. Bir şey soracağım Mehmet Ali Bey. Savaş Yiğit ve oğlu Muzaffer Yiğit evet, işletme sahipleri. Bahsettiğiniz tüm bu süreçleri yerine getiriyorlar mı? Baştan daha bahsedemediğim daha çok şeyler var. Anlatabiliyor muyum? Bir sürü şey yapıyorlar. Bir sürü şeyler yapılıyor. Bunların hepsini birebir gerçekleştiren bir işletme. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde koyun için gerekli aşılama anlamında, besleme anlamında, yani koyunla yonca eken işletme sayısı çok azdır. Koyunla kaba yem üreten işletme sayısı çok azdır Türkiye'de. Büyük işletmeler anlamında demiyorum. Böyle köyde, merada hayvancılık yapan işletme sayısı azdır. Koyunlu sağan işletmemiz çok azdır. Yani bunları yapabilen bir işletme. İç Anadolu'da yok denecek kadar az. Tırnaklarıyla hakikaten merada, merayı kullanmak için didinen, çabalayan örnek bir işletmemizdir Savaş abimiz, Savaş Yiğit abimiz. Peki özel bir şey soracağım. Savaş Yiğit'in işletmesinin bir yıllık bir koyun için veterinerlik maliyeti nedir? Genel anlamda ben söyleyeyim. Küçük başlar için koyun maliyeti ortalama 35 ila 45 lira arasıdır. Ama bu dediğim aşıları yapmak şartıyla.
bu parazit mücadelelerini yapmak şartıyla. Yani bu biraz önce bize bahsettiğiniz proseste ki daha saymadığınız evet, bir sürü şey annesiyle var. Annesiyle yavrusu beraber 35 ila 45 lira arası tutar. Ama bunlar en ideal şekilde olmak şartıyla. Ama yok ben 3 tane 5 tane normal aşı yapacağım. Normal parazit mücadelesi yapacağım diyorsanız bunlar da 15 lira civarında tutar. Çok fazla tutmaz. Yani ama o çok tat vermez yani. 15 yani minimum 35 ile 45 lira evet, arası minimum gider. 15 liraya, maksimum 45 liraya bir koyun için yavrusuyla birlikte. Tabii. Veterinerlik 1 yıllık veterinerlik hizmetiniz bu kadar. Hayvan öldüğünde kaybettiğiniz para şu anda 1200 lira. Maalesef. Biz ne yazık ki bunu daha önceki programlarda da söyledim. Hiç durmadan da söyleyeceğim. Koyun keçi yetiştiricisi beni sever. Açık konuştuğumu da bilir. O yüzden yine söyleyeceğim. Ne olur tembellik etmeyin. Bir kere kağıt kalem alıp elinize not tutmuyorsunuz. İşletme giderleri nedir? İşletme maliyetleri nedir? Ne zaman hayvan doğdu? Ne zaman gebe kaldı? Hangi koç girdi? Hangi koç çıktı? Islah yapılıyor mu? Yapılmıyor mu? Yani hani verimliliği yüksek koçun hangisi olduğunu birçoğumuz bilmiyoruz. Islah projesindekileri evet. Es geçiyorum ki ıslah projesi de şu anda toplam küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin %7'sine 8'ine ancak tekabül ediyor. Ne yazık ki. Islahı aslında her işletme kendisi yapması gerekiyor. Aynen öyle. Yani ya bu bunun ıslah dediğimiz şey bir maliyet değil. Ne olur Allah aşkına tembellik etmeyelim. Altı üstü bir tane kağıt kalem alacağız ve işletmemizde her gün olan şeyleri yazacağız. Yani çocuğumuz... Bu bizim için çok önemli. Bir de yahu 2 yıldır Allah bereket versin para kazanıyoruz. Evet. Değil mi? Küçükbaş hayvancılıktan. Şimdi şey yapmayalım hani bir sürü sıkıntımız var falan ama ne olur hazır para kazanıyorken şu işletmemize birazcık yatırım yapalım. Biraz iyileştirelim. En azından yılda bir kere veteriner hekim çağırıp böyle toplu bir hani şey yapalım değil mi? Kontrolden evet. Geçirelim. Bir işletmenin neyi eksik, neyi fazla? Nereyi düzeltebiliriz? Nasıl kurtarabiliriz? Yani bakın %30'lara 40'lara varan kuzu oğlak ölümleri var işletmede. Melek Hanım zaten işletmelerimizin... Zaten 3 tane hayvanınızı yaşatsanız 1 yıllık veterinerlik aynen. Maliyetiniz çıkıyor. İşletmelerimizin sözünüzü kesiyorum. En büyük problemi havalandırma ve barınak, yer problemi. Dediğiniz gibi son 2 yılda işletmeler aşağı yukarı kuzudan ciddi rakamlar kazanmaya başladı. Bu süreçte işletmelerine yatırım yaparlar ise ilerleyen dönemde ola ki kuzularımız kar... marjlarımız düşecek. O zaman bu iş daha sürdürülebilir olur. Kesinlikle. Yani kazandığımız zaman eğer işletmemize yatırım yaparsak özellikle barınak anlamında anlatabiliyor muyum? Havalandırma anlamında, yemleme alanı anlamında, bunun genişletilmesi ve idealleştirmesi anlamında yatırım yapılırsa işletmeler daha rentable, daha düzenli olur. Tabii. İki şey daha söyleyeceğim sonra programı kapatacağım. Bayağı da vaktimiz gitti. Bir tanesi şu. Sosyal medya çok önemli bir mecra. Küçükbaş hayvan yetiştiricileri, çobanlar da bunu çok iyi kullanıyorlar. Bundan çok mutluyuz ama orası her sorumuza cevap bulabileceğimiz bir yer değil. O yüzden özellikle veteriner hekimliği ilgilendiren, uzmanlık gerektiren konularda lütfen telefonunuzda en az 2 tane veteriner hekimin telefon numarası kayıtlı olsun. Bakın bir de demiyorum, 2 tane veteriner hekimin kayıtlı olsun. Anında onları arayın. Evet. Çünkü bana soruyorsunuz, bize soruyorsunuz. Görüyorum bir sürü Facebook sayfası var, o var, bu var. Oradan soruyorsunuz ama gerçekten çok tehlikeli. Kaş yapayım derken göz çıkartabiliriz. Bir dafınıza sığınarak yine muhtarlarda dediğim gibi işini hakkıyla yapan veteriner hekimleri tenzih ederek söylüyorum. Sevgili veteriner hekimlerimiz, sizden 2 tane ricam var. Bir, küçükbaş hayvancılıkla ilgili lütfen uzmanlık kazanın. Yani hayat sadece büyükbaş hayvancılıktan ve kedi köpekten ibaret değil. Bizim Türkiye'de gerçekten işini hakkıyla yapan ve küçükbaşı bilen veteriner hekimlere çok ihtiyacımız var. Yani Ankara'da bile ben parmakla sayıyorum. Hani sizin gibi küçükbaşın içinde olup her şeyini bilen insan. Lütfen ve lütfen genç arkadaşlar, öğrenciler küçükbaşa eğilin. Bir diğer konuda... Ne olursunuz vicdanlı olun rakamlar konusunda. Biliyorum çok zahmetli bir iş yapıyorsunuz. Serbest ekonomi piyasası bunu da biliyorum ama biz de çok zahmetli iş yapıyoruz. Yani o yüzden de hani bu işin mutlaka bir ortalaması vardır. İşte bir odanın falan belirlediği rakamlar vardır. Ne olur o dengeleri gözetelim. Biz de burada çok zor durumda bu işi yapıyoruz. İstiyoruz ki biz sizinle birlikte omuz omuza çalışalım ama ne olur bunu fahiş fiyatlarla değil bizim erişebileceğimiz fiyatlarla yapın ki bu sürdürülebilir olsun. Bizden bir kere 1000 lira kazanmak yerine sürdürülebilir yapın. 30 yıl boyunca
500 lira kazanın, 300 lira kazanın. Koyuncuya karşı fahiş bir fiyat olmaz aslında. Maalesef Türkiye'ye giren ürünler anlamında, ilaçlar anlamında, giren ham maddeler anlamında fiyatlarımız çok yüksek. Az önce bahsettiğim aşıların tamamen %90'ı yurt dışından geliyor. Aşı üretmiyoruz yani. Aşı üretmiyoruz. Yani şap enstitüsünde şap aşısını doğru düzgün üretemiyoruz maalesef. Of. Belli dönemlerde sorunlar yaşıyoruz. Yani bir bahsettiğimiz bir ekolü, ya ekolü üretecek yerli bir firmamız daha yeni yeni çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Bunlar maalesef hep dışarıdan geldiği için, girdiler de yüksek olduğu için ürünlerin problemlerimizden birisi o aslında yani. Öyle el emeği falan, bunları dengeleyelim karşılıklı olarak de. Savaş abicim çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizi burada ağırladığın için çok teşekkür ediyorum. Verdiğin bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Buraya kadar zahmet edip bizi onurlandırdığınız için ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Meran'ın peşini bırakmayalım ama sana. Meran'ın peşini bırakmayalım. Ben deminki söze bir kelime söylemek istiyorum. Şimdi koyunculuk yapan arkadaşlar için, koyuna para harcamayan kişi para kazanamaz. Yani koyun ne istiyorsa onu yapmak zorundasın. Şimdi ilaçtan kaç, paradan kaç, çobandan kaç, masraftan kaç, para kazanamazsın. İlaç ihtiyacı varsa ilacını, aşı ihtiyacının tamamını, ama emek bu. Sadece emek. Koyuna ne harcarsan karşılığını alırsın. Koyundan 1 lira çalarsan 1000 lira kaybedersin. Ne ekersen onu biçersin diyorsun. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Mehmet Bey çok çok sağ olun. Verdiğiniz duyarlılığınız ve ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Emekleriniz için çok sağ olun. Yani Türkiye'de et fiyatlarını belli bir fiyata çekmek istiyorsak, düşürmek istiyorsak, bu ülkede ucuz et yemek istiyorsak, bu meraya ve bu hayvanlara, özellikle böyle yetiştiricilere, özellikle bu yetiştiricinin sorunu olan çoban problemini, mera problemini çözmediğimiz sürece biz bunları halledemeyiz. Bunları çözmemiz gerekiyor. Yukarıdakilerine bunları söylemek istiyorum. Ve çok teşekkür ediyorum biz size. Biz çok teşekkür ederiz. Yani zor konular konuştuk ama güzel konular konuştuğumuzu düşünüyorum. Mera'nın peşini bırakmayacağız. Meralar bizim. Ne yapıp yapıp meralara sahip çıkacağız. Ama biz derken bütün yetiştiriciler, bütün çobanlar, hepimiz sahip çıkacağız. Birileri bizim için bir şey yapsın diye beklemeyeceğiz. Hangimizin nerede merayla ilgili sıkıntımız varsa orada birleşeceğiz. Karar alma mekanizmalarının kapısını çalacağız, derdimizi anlatacağız. Başka hiç yolu yok. Mera öncesinde ve mera sonrasında yapılması gerekenleri de veteriner hekimimiz Mehmet Ali Bey'den dinledik. Bence çok güzel bir sohbetti bugün. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.